Kemal Hocam, böbrek hastalıklarında belirti ve bulgular nelerdir? O bir böbrek hastalığı kendisini ağrıyla ifade edebilir, ateşle ifade edebilir. Bu genellikle taşlı enfeksiyonlu durumlarda olur. Bir kanamayla, idrar yollarının kanamasıyla, idrarın kırmızı gelmesiyle belli edebilir. Bu bir taşta veya tümöral durumda belli olur. Halsizlik, bitkinlikle bile belli edebilir. Çünkü ürekreatin yükseliyordur. Böbrek gerekli atabilmesi gereken zehirleri atamıyordur. O da kişide bir halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybıyla belirtebilir. Ağrılar genelde yan taraflarımızda, arka büğür boşluklarımızda olur. Yani ağrı, ateş, kanlı idrar, bunlar bir halsizlik bile bir böbrek hastalığının belirtisi olabilir. Altta yatan nedene bağlıdır bu bulgular. En sık karşılaştığımız biliyorsunuz böbrekte taş hastalıkları. Biz ülke olarak taş kuşağı dediğimiz böbrek taşı hastalıklarının çok görüldüğü ama genetik faktörler ama aldığımız sıvılarla ilgili bulunduğu bir kuşaktayız. Dolayısıyla bir üroloğun günlük pratiğinde en çok gördüğü, tedavi ettiği hastalıklar taş hastalıklarıdır. Bir taş hastalığı büyük oranda ağrı yapar. Bulunduğu tarafta, yan tarafta şiddetli ağrı yapar. Ama bazen taşlar öylesine büyük oluyor ki böbreğin içinde herhangi bir hareket alanı olmayacak kadar iri bir taşta yıllarca ağrı yapmayabiliyor. Çünkü ağrıyı doğuran taşın ileri doğru, aşağı doğru yapmış olduğu hareket. Evet, o çok şiddetli bir ağrı yapıyor. O zaman zaten kim olsa hastaneye koşar. Fakat büyümüş, irileşmiş, böbrekte takılıp kalmış, pek de oynayacak bir alanı kalmamış bir taş da öyle ciddi bir ağrı yapmayabiliyor ama enfeksiyon yapıyor, kanama yapıyor. O gene hekime bir şekilde geliyor. Taşlar öyle. Tabii biz düşen taşları, kanala inmiş taşları endoskopik yöntemlerle girip, görüp, içeride lazerle parçalayıp parçaları dışarı alabiliyoruz, yolu açabiliyoruz. Böbrek taşlarını ama dışarıdan şok dalgalarıyla, ama yandan direkt böbreğe kamerayla girip, içeride parçalayıp dışarı alarak, daha eski yıllarda gene de açık ameliyat yaparak temizliyorduk. Bu taş hastalıkları insanoğlu olduğu sürece her daim böbrekte karşılaşabileceğimiz en sık sorunlar. Enfeksiyonları genelde taşlara bağlı oluyor. Çünkü idrar akımı duruyor, taş enfeksiyon üretiyor bir yabancı cisim olarak orada. Bunlar genelde bir şekilde sonunda yüz güldürücü hastalıklar. Tabii kanamayla kendini ifade eden bir de tümörler var. İster böbrek tümörü olsun, ister mesane kanseri olsun. Bunlar en sık yaptıkları bulgu olarak idrarın kırmızı gelmesidir. Kişi genelde ilk seferinde tabii kaygılanır, tedirgin olur ama geçtiğini görünce rahatlar. Ama ikinci, üçüncü kere mutlaka olur ve kişiyi hastaneye getirir. Tümörlerin tedavisi yüz güldürücü müdür diye sorarsanız, yani erken teşhis konduğunda tabii ki iyi sonuçlar alıyoruz. Yani hasta tamamen de bu rahatsızlıktan kurtulabiliyor. Ama zaman geçmiş, ilerlemiş, kapsülü dışına çıkmış, çevre dokulara iltisak etmiş tümörler temizlendiği kadar temizlenebiliyor. Arkasından da mutlaka bir kemoterapi veya radyoterapi gündeme gelebiliyor. Bazen organ kaybına gidebiliyor. Yani böbreğin, mesanenin alınması da söz konusu olabiliyor. Bütün bunlar böbrek ve devamının hastalıklarında karşılaştığımız bulgular ve temel tedavi protokolü bu şekilde. Böbrekler hem hastalıklarıyla hem sağlığıyla her an hayati organlar gerçekten. Bir böbreğinizi kaybetseniz sizi artık hayata bağlayan diğer böbreğiniz olacak. O da zaten bu işi yapabilmek için yıllar içinde, aylar içinde hızla irileşiyor. Biz buna böbreğin hipertrofisi diyoruz. İrileşerek o vücudun, o bedenin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. O da işte tabiatın, Tanrı'nın bize bahşetmiş olduğu bir tür sigorta ve ek güvenlik sistemi gibi algılanabilir. Ama her iki böbreğinde çalışmadığı bir durumun hayatta kalmayla ilişkisi olamaz. Yani her iki böbreğin çalışmadığı durumda o beden yaşayamaz. Gene burada çok şükür makineler, diyaliz makineleri çeşit ve üst teknolojide bugün var. Ama işte hiçbir şey kendi organınız gibi, kendi sağlığınız gibi olmuyor.
O sizi sadece bir anlamda hayata bağlıyor ama bir yandan da o makineye mahkum ediyor. Onun da tabii çözümü, her ne kadar biz kendi koşullarımızda yapmıyorsak, o artık ayrı bir uzmanlık üst branşı oldu. Böbrek nakilleri var. Böbrek nakillerinde de kişinin makineden kurtulması gündeme geliyor. Tabii nakledilen böbreğin de çok iyi bakılması, takip edilmesi, rejeksiyon dediğimiz doku retine karşı korunarak vücutta çalışmasının sağlanması çok önemli. Gene de tıbbın bize sunmuş olduğu bu imkanlar, teknolojinin bizi getirdiği bu imkanlar bir 40-50 yıl öncesine göre gerçekten olağanüstü. O açıdan tabii ki eskide göre böbrek hastaları bugünlerde çok daha şanslı diyebiliriz tabii ki. Evet, tabii böbrek hastalarımız şu anda şanslılar ama hocam biz de böbreklerimize iyi bakmak mecburiyetindeyiz. Şu anlattıklarınızı böyle o kadar dikkatli dinliyorum ki yani biz bazen de farkında olmadan, farkında değiliz yani, kıymetini de bilmiyoruz. Tabii tabii. Yani mutlaka bir hastalık mı olması gerekiyor bir şeyin kıymetini? Maalesef öyle. Kişi bedeninin, bedeninde her şeyin yolunda gittiğini zaten anlamaz. Yani herkes görevini yapıyordur içeride. Sana sunulan, uyanıp işte karnın acıktığında bu ihtiyacını giderip sonra işine gücüne koşturup sonra tekrar beyin yorgunluğuyla uyku saati, dinlenme saatine dönmek. Ama işte arada olan o harika işlerin görünmezliği değişik. İnsanoğlu anlamıyor. Bunu hekim de olsa anlamıyorsunuz. Olsanız anlamıyorsunuz. Bir anlamda bu hani alanımız değil ama emniyet gibi bir şey. Yani emniyetçilerimiz şunu der, bilirsiniz. Yani emniyet çalıştığı zaman hiç anlamazsınız. Ama çalışmadığı zaman çok anlarsınız. Evet. Sorun yokken sanki işleri yok gibi gelir. Halbuki çalışmadıkları zaman ne kadar çok iş yaptıklarını da görürsünüz. Bütün iç organlarımız böyle bence. Biz de tabii tedbirlerimizi alacağız. Mesela sigara içmeyeceğiz. Tansiyonumuzu yükseltmeyeceğiz. Aşırı kilo almayacağız. Biraz hareketli bir hayat süreceğiz. Evet, ki şu süreçte hocam.